Şimdi Fırat da isterseniz kapıya konu olan yerler. Evet. Mesela işte bir çalılık var. Zaten köylerimiz de vatandaşlarımız da buna sahip çıkacaklardır. Buna bir bunu da yapacaklardır. Eyvallah. Biz yaptık. Onlar da sahip çıkacak. Bunu yaparsan. Tabii ki. Çünkü o da o kırıldıktan sonra gelin haber yapalım. Allah'ın izniyle. Biliyoruz kaçta gidersin. Yazıcı. Bu menengiç. Şu an sarması. Bunu iyi sarmasanız yani tutmaz. Bayağı uzun zaman olmuş yapmayalı. Ben bile sezonu başladığım zaman hemen uzdum. Değil mi? Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tutar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç mı başlıyor? Tutalım. Az önce Çetin Bey'in de söylediği gibi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Bahçenizin konu olması bizi de mutlu etti. Biz esas size biz evet. Çok teşekkür ederiz kaymakam bey işte ben bu yaşattığımız olduğu bu proje. Taze biçilmiş yeşil antep fıstığıyla yanıma gelmişti. Evet. Ben de sormuştum burada oluyor mu diye. Çok ciddi manada olduğunu söyledi. İlçedeki göreve ilk başladığım günlerde yaklaşık bundan bir sene önceydi. O zaman da fıstık hasadıydı. Burada geleneksel olarak fıstık bahçeleri olan birkaç ailemiz var. Açıkçası burada fıstığın yetiştiğini de bilmiyordum. Ben de hani yörenin bir evladı olarak bölgeyi iyi tanıyorum ama ilçede lokal olarak fıstık yetiştiğini bilmiyordum. Sonra ilçenin iklim koşullarının fıstığa, Antep fıstığına elverişli olduğunu duyunca değerli işte tarımda çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımızla bu konuda bir proje geliştirebilir miyiz diye çok kafa yorduk. Sağ olsun değerli arkadaşlar da çok önümüzü açıcı fikirler verdiler bize teorik anlamda güzel bir proje yapmamız için. Daha sonra yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçede doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarının Antep fıstığı aşılamasıyla verimli olabileceği, bu şekilde ekonomiye kazandırabileceğimizi gördük. Bu şekilde de çok alan çalışması da yaptık. Bununla ilgili çok araştırma yaptık. Ve daha sonra buna mukabil ilçe tarımdaki başta ilçe tarım müdürüm olmak üzere diğer değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımın da destekleriyle çok güzel bir proje hazırladık ve bu projeyi de Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi'ne sunduk. Daha sonra sağ olsun projemizi onayladılar DAP idaresindeki yönetici arkadaşlar ve projemiz onaylandı. Bu onaylanan projeye göre süresi 2 sene olacak bu projenin ve bu 2 senede bu sene başlayacağız. Nasipse hatta şu an bugünden itibaren bunu başlatıyoruz. Bu 2 senede ilçemizde bulunan yabani menengiç ağaçlarını ve yabani sakız ağaçlarına göz aşısı yöntemiyle takriben bir 24 bin yaklaşık bir 24 bin aşı vurarak gerçekten çok dev bir tarımsal projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bu tabii hem bölgesel hem de ulusal açıdan umarım ki güzel bir örnek olacaktır. İnşallah bu aşılar da verimli olduğunda, tuttuğunda ilçemiz hayvancılığının, doğal güzelliklerinin, dut üretiminin yanı sıra aynı zamanda bir Antep fıstığı üreticisi ilçe unvanını da kazanmış olacak. Klimatolojik açıdan, iklim koşulları açısından, coğrafyası açısından gerçekten çok verimli bir ilçeye sahibiz. Çemişgezek ilçemiz çok verimli her anlamda. İlçe kaymakamlığımızın ve ilçe tarım müdürlüğümüzün birlikte başlatmış olduğu bu fıstık aşılama projesi için emeği geçen ve bu işe sebep olan en başta Sayın Kaymakamımızı, ilçe tarım müdürümüzü ve yetkilileri kutluyorum. Budama esnasında da tüm emeği geçen gönüllü arkadaşlara ayrıca şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Ben bir Çemişgezekli iş insanı ve üretici insan olarak Antep fıstığı, bağcılık, cevizcilikte iştigal etmekteyim. Katma değeri yüksek ürün olan bu Antep fıstığının özellikle 1 kilogram fiyatının yüksek olması ilçe ekonomisine çok büyük bir değer katacaktır, katkı sağlayacaktır. Gerçek anlamda bu bölgede, köylerimizde çok büyük anlamda fıstık ağacı aşılanabilir duruma getirilmiştir.
çedene ağacı, menengiç ağaçları aşılandığı takdirde, kapasitemiz arttığı takdirde artık markasal, ulusal anlamda bir marka olarak Çemişgezek Antep fıstığını ülkemize tanıtacağız. Gerektiğinde paketleme tesisini, işleme tesisinde ileriki zamanda projelerimizle yaptığımız zaman inşallah Çemişgezek ayrı bir ses getirecek ve üretime çok büyük bir değer katacağız. Ülke ekonomisine de katkıda bulunacağız. Çemişgezek Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu işte bu menengiç aşılama projesi hayata geçirildi. Ülkemize katkısı çok büyük olacak. Bildiğiniz gibi işte hem bu sene hem de gelecek sene aşılama yapılacak bu projeden dolayı. Kaymakamlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.